Herkese merhaba. Arkadaşlar size bahçemizde olan çok güzel, faydalı bir meyveden bahsetmek istiyorum. İster çiğ çiğ yiyin, isterseniz zeytinyağla, isterseniz de balla. Şöyle yakından da göstereyim. Bu turuncu, hafif kırmızı rengi de var. İçindeki çekirdeklerini şöyle öncelikle açayım. Olan meyve şifa deposu bir meyve. İsmi Kudret Narı. Faydaları saymakla bitmiyor. Ama en bilinen yaygın özelliği mide ve bağırsak problemlerine birebir gelmesi. Bunun yapılışını anlatacağım size şimdi. Bir faydalarından da bahsetmek istiyorum. Karaciğer dostu, egzama ve sedef tedavisinde kullanılıyor. Birçok ilacın içerisinde ham maddesi mevcut. Hücre yenileyici, yara ve iltihabik böyle durumlara çok iyi geliyor. Cilt dostu bir meyve. Tadı tek başına lezzetli değil. Zeytinyağıyla birleşince kızartmasını bile yapabilirsiniz. Biraz zeytinyağını kızdırıp içerisine atıp kahvaltılarda da bu şekilde de yiyebilirsiniz. Ama en yaygın ve bilinen şekli zeytinyağında 3-4 ay bekletilerek yapılan şeklidir. Bunun için öncelikle şu gördüğünüz kırmızı çekirdeklerini, bu kırmızı çekirdekleri zehirli. Bunları temizlemeniz gerekiyor. Mümkünse bıçak kullanmayın. Elinizle parçalayın. Zaten çok yumuşak. Küçük parçaları ayırıp zeytinyağında bekleteceğiz. İsterseniz balla da yiyebilirsiniz. Şimdi ben zeytinyağlı karışımını sizlerle birlikte yapacağım. Size olmuş şeklinde göstereyim. Bu yenilebilir hali. Birlikte şimdi nasıl yaptığımı göstereceğim. Öncelikle Kudret Narı'nın içerisindeki kırmızı çekirdekleri bir tahta kaşık yardımıyla temizleyelim. Ve ufak parçaları ayırıp elinizle yine kavanozumuza yerleştirelim. Bıçak değdirmemeye gayret edin. Yani bu şekilde de kolaylıkla parçalayabiliyorsunuz. Bir hayli çekirdeği varmış. Sonra bunları dikebilirsiniz bahçenize, saksılarınıza. Yazın meyvelerini bu şekilde yersiniz. Yani kahverengi bir çekirdeği var. Kırmızı zarla örtülü. Arkadaşlar, çekirdekleri zehirli. O yüzden koymayın içine. İsterseniz balla da yapabilirsiniz. Ben 4-5 tane Kudret Narı'ndan yarım kilo kavanoz
ve saf zeytinyağı olmasına özen gösterelim. Az ne kadar zeytinyağıyla dolduruyoruz. Ve karanlık bir ortamda en az 2 ay bekletip tahta kaşık yardımıyla arada sırada da karıştırıyoruz. Pardon. Evet, kavanozumuz bu. Ara sıra çalkalayarak daha kolay erimesini sağlayabilirsiniz. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Videomu beğenip kanalıma destek için abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açarak haberdar olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu günler. Ayrıca açıklamalar kısmına detaylı bir şekilde Kudret Narı'nın yapılışını ve faydalarını da ekleyeceğim. Oradan da takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.